Koda The Prime Armor olan zırh 51'i ilk kez Invincible Iron Man sayı 1'de 2015 yılında görüyoruz. 15 yaşında bir genç, Riri Williams, bazı eski Iron Man zırhlarının teknolojilerini kopyalayınca Tony Stark yepyeni ve çok güvenli bir teknoloji için kolları sıvıyor. Kendini laboratuvarına kapatıyor ve ortaya Prime Armor çıkıyor. Bu zırh göreve göre renk ve şekil değiştirebilen bir teknoloji. Neredeyse tüm geçmiş zırhların tek bir zırh altında toparlanmış hali. Bu modelin prototipi sadece görüntü olarak eski zırhları sunuyordu. Yani sadece şekil değiştirmekten ibaretti. Teknolojileri barındırmıyordu. Dünya 15.513'te girdiği bir çatışma sonucunda o zırh kullanılmaz hale geldi. Stark 616'ya dönünce eski zırhların teknolojilerini de eklemeye karar veriyor. İkinci iç savaşın sonunda Tony komaya girince Iron Man ünvanı Dr. Doom alıyor. Dolayısıyla bu zırhı bir süre Victor Von Doom da kullanıyor. Komadan çıktıktan sonra Stark bir süre daha bu zırhı kullanıyor. Ardından gelişmiş ekstremist teknolojisi olan yeni bir zırha geçiyor. Zırhın özelliklerine gelince şüphesiz diğer zırhlara göre en büyük farkı tüm eski teknolojileri geliştirerek tek bir zırh altında toplaması. Derin uzaydan Hulkbuster'a, görünmezlik özelliklerinden okyanus zırhına her zırhın teknolojisi mevcut. Zırh bir bileklikte saklanıyor. Diğer zırhların aksine kullanıcının sinir sistemine bağlı değil, beyin sinapslarına bağlı. Bu da yazılımın tepki süresini bayağı düşürüyor. Sinir sistemi üzerindeki baskıyı da azaltıyor. Tony bu zırhla yeryüzünden yükseldikten çok kısa süre sonra ses hızına ulaşabiliyor. Zırhın bunun üzerine ek hızlandırıcıları da mevcut. Armor 51 yapay zeka olarak Friday'i kullanıyor. Bu zırhın enerji izini kaplayan gizli bir örtüsü var. Görünmezlik özelliği devrede değilken bile tespit edilme olasılığını bu örtü oldukça düşürüyor. Saldırı özellikleri olarak standart saldırı ekipmanları yanında titreşimle düşmanların içinden geçerek zarar verme saldırısı yapabiliyor. Enerji kılıcı var. Dr. Doom döneminde göğsünden ateşlediği enerji saldırısına 2 tane daha eklendi. Zırh bir kapan olarak da kullanılabiliyor. Rakipleri içine hapsedebiliyor. Zero Points enerji sistemi sayesinde yakınlarındaki rakiplerin enerji kaynaklarını emebiliyor. Ayrıca bu sistem rakipleri bir enerji hapsine alan balon yaratabiliyor. Şekil değiştirme teknolojisi sayesinde elbette farklı zırhların farklı saldırı ekipmanlarına sahip olabiliyor. Giant Blaster ve Hulk Buster iki çok güçlü formu. Savunmasına göz atalım. O döneme kadar gelen zırhlar arasında en sert zırha sahip. Ama esas önemli özelliği EMP saldırılarından sıfır zarar görüyor. Hatta saldırı olursa Tony hissetmiyor bile. Binaları yıkan enerji saldırılarına Captain Marvel'ın yumruklarına direnebiliyor. Soyut rakiplere karşı da dirençli. Dolayısıyla örneğin Vision Armor 51'in içinden geçemez. Zırh görünmez olabiliyor. Ama korunma özellikleri aynı kalıyor. Yani Tony Stark'ı bir toplantıda gördüğümüz zaman belki de üzerinde Armor 51 var, bunu bilemeyiz. Ve son olarak içindeyken olur da Tony'ye bir şey olursa zırh Stark'ı dışarı çıkarıyor, bilekliği onu üste taşıyor, zırh da o üste dönene kadar rakipleriyle savaş halinde kalıyor. Üstten uzaktan kontrol edilebiliyor. Iron Man Armor 52. Yine 2015 senesindeyiz ve All New All Different Avengers sayı 1'deyiz. Bir araba ile tanışıyoruz. Tony Stark'ın arabası bu. Aynı zamanda bir Hulkbuster Armor. Armor 52. Bu son derece şanssız bir zırh aslında. Daha ilk kullanımda Warbringer'a karşı durmak zorunda kalıyor. Çok yüksek ısılarda ateş saldırısı yapabilen Warbringer onu neredeyse eritiyor. Vision'ın kurtardığı Stark zırhı ısıya karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Zırh bu sefer de Ultron'la karşılaşması gerekiyor. Stark zırhı savaşmak yerine içine Ultron'u hapsetmek ve onu güneşe göndermek için kullanıyor. Fakat güneşe varmadan Ultron zırhı parçalıyor. Stark zırhı tekrar güçlendirerek üretiyor fakat bu sefer de rakibi Sentry oluyor. Extremist Armor'la güçlendirilmiş Hulkbuster Sentry'nin ellerinde parçalanıyor. Bir zaman sonra Armor 52'yi tekrar hayata geçiren Stark bahtsızlıkla zirve yapıyor ve Immortal Hulk'la savaşmak zorunda kalıyor. Bu dövüşün sonunda zırh kullanılmaz hale geliyor ve kendini yok ediyor. Iron Man temel zırh özelliklerinin yanı sıra sonradan yapılan ayarlamalarla ısıya çok dayanıklı hale gelmiş bir zırh. Ayrıca yumrukları da yüksek enerji saldırıları yapabilen silahlara dönüşebiliyor. Armor 52 sinema evreninden çizgi roman evrenine direkt olarak alınan ilk zırh. Bu zırh tasarım olarak Age of Ultron filmindeki zırh. Iron Man Armor 53. Sincap kızın klonu Alan ortalığı fena dağıtmaya başlayınca Tony olaya Prime Armor'la müdahale ediyor.
ama yetersiz kalıyor. Stark da Allen'le savaşabilmek için daha dayanıklı olduğunu düşündüğü bir zırh üretiyor. Armor 53'ü 2016 yılında Unbeatable Squirrel Girl Beats Up the Marvel Universe sayı 1'de görüyoruz. Allen'e karşı biraz direnir gibi olsa da Allen Avengers'ı komple riske atacak bir durum yaratıyor. Tony de tam ne karar veremeden Allen zırhın işini bitiriyor. Sincap kıza karşı dövüşmek için dizayn edilen bu zırh Hulkbuster'a benziyor ama kaskında sincap çizimi var. Ellerinden çıkardığı enerji saldırıları Black Panther'ın vibranium zırhına rağmen bayıltıyor. Kendisine gelen elektrik saldırılarını güç olarak depoluyor. Iron Man Armor 54. Spider-Man 2016 sayı 9'dayız. Tony Stark 2. İç Savaş sonunda Captain Marvel'ın karşısına çıkmak için Armor 54'ü tasarlıyor. Danvers'ın Miles Morales'i tutuklamak istemesi, Tony Stark'ın da buna karşı çıkmasıyla ikili arasında sağlam bir dövüş oluyor. Danvers'ın güçlerine ciddi manada direnen bir zırh bu. Saldırı anlamında çok bir güç gösterisini göremiyoruz. Çünkü Captain Marvel'ın enerji saldırıları karşısında parçalanıyor. Armor 54'ün içi diğer zırhlara göre biraz daha büyük, kocaman bir ekran içeriyor. Omzundan ve ellerinden enerji saldırıları yapabiliyor. Kollarından 12 adet roket saldırısı gerçekleştirebiliyor. Yumrukları da Captain Marvel'ı geri püskürtecek kadar güçlü. Parça parça birleştirilmiş bir zırh ve her parçanın kendini tamir etme özelliği var. Eğer ana sistemi bozulmasaydı, Danvers'a karşı büyük ihtimalle daha uzun süre direnebilirdi. Iron Man Armor 55. 2018 senesine geldiğimizde Hunt for Wolverine Dead Ends çizgi romanında Tony Stark'ı özel bir motosikletle görüyoruz. X-Men okuluna bir saldırı olunca orada Stark destek veriyor ve anlıyoruz ki motosikleti aslında Armor 55. Çizgi roman kronolojisinde buna 55 diyoruz ama ilk 54'ten sonra gördüğümüz için. Öte yandan hikaye 54'ten önceki bir dönemde geçiyor. Dolayısıyla numara konusunda emin de değiliz. Motosiklete binmeden ağır silah modu diye seslendiği düşünülürse Prime tabanlı bir zırh olabilir. Çizgi roman kronolojisi elimizdeki tek veri olduğu için Armor 55 demek durumundayız. Ağır silah sistemleri olduğunu bildiğimiz zırhı sadece bir kere görüyoruz ve onda da X-Men okuluna düşmekte olan büyük çapta bir bombayı havada etkisiz hale getiriyor. Zırhın öne çıkan özelliği yüksek hızlı nesnelere yapışarak hızını emebiliyor ve durdurabiliyor. Bunun haricinde ona dair farklı bir bilgimiz yok. Iron Man Armor 56, 57 ve 58. Armor 56'yı ve 58'i anlatmak için önce bir 57'ye bakmak gerekiyor. 2018 yılında Tony Stark Iron Man sayı 1'de bir uzaylı olan Fing Fan Foom'u Manhattan'a saldırırken görüyoruz. Fan Foom bir Makluan. Onlara uzay ejderhası da deniyor. Özellikle fiziksel olarak çok güçlü bir tür. Fan Foom bir dev olduğu için onunla savaşmak için bir dev gerektiğine kanaat getiren Stark 20 kat büyüklüğünde bir zırhı devreye sokuyor. Iron Man Armor 3FB veya Armor 57. Kod adı Fing Fan Foom Buster. Armor 57 boyutundan dolayı denizin altında bir sığınakta tutuluyor. Fan Foom da adeta bir kaiju gibi denizden saldırınca devreye giriyor. Uzaktan kontrol sistemleriyle bir araya getiren dev zırh Fan Foom'a saldırıyor. Tony de işte bu esnada Armor 56 ile Armor 57'ye ulaşıyor ve içine girip kontrolü ele alıyor. Dövüş çok uzun sürmüyor, Fan Foom bayağı ağır basıyor. Zırh devre dışı kalıyor. Armor 56 ile kalan Stark, boyut her şey demek değildir deyip bu sefer Fan Foom'u içten fethetmeye karar veriyor. Nano boyutta bir zırh fırlatıyor. Bu fırlattığı zırh uzaktan kontrollü ve Armor 56'nın içinden kontrol edilebiliyor. İşte bu nano zırh da Armor 58. Fan Foom'un içine girip beynine saldırıyor bu zırhla ve Manhattan'ı kurtarıyor. Sırayla özelliklere bakacak olursak Armor 56'nın çok bir özelliğini bilmiyoruz. Sadece 58'i yani nano zırhı ateşleyebildiğini biliyoruz. Bu arada 56'nın zırh sayısından da emin değiliz. Çizgi roman kronolojisini baz alarak 56 diyoruz. Ancak görüntü olarak 64'e çok benziyor. Hikayenin geçtiği tarihi bilmediğimiz için çizgi roman kronolojisini baz alıyoruz ve 56 diyoruz. Standart Iron Man saldırı ekipmanları var. Fan Foom'dan gelen darbeye bile dayanabiliyor. Armor 57 20 kat yüksekliğinde biraz Voltron, biraz kaiju havası olan bir zırh. Elektrik bazlı saldırılar yapabildiğini biliyoruz. Fiziksel olarak da Fan Foom'u sarsabiliyor. Armor 58 nano boyutta uzaktan kontrol edilebilen bir zırh.
ellerinden standart Iron Man saldırıları yapabiliyor. Tüm bu zırhları ilk olarak aynı hikayede görüyoruz. Iron Man Armor 59 ve 60. Bu iki zırh da aynı amaç için kullanıldığından aynı anda değinelim. Gerçek ismi Sunset Bane olan bu hanımefendi aslında pek de hanımefendi değil, kendisi bir silah kaçakçısı. Bane-tronics isimli paravan bir firması var. Stark'ın kadınlara olan düşkünlüğünü kullanarak Stark endüstrilerinin güvenlik duvarı bilgileri ve yeni projelerini ele geçiriyor. Bu yeni projelerden biri de Manticore isimli araç. Bane-tronics bu projeyi nihayetlendirip bir gösteriyle satışa çıkarmak isteyince Iron Man ve War Machine hem gösteriyi sabote etmek hem de satışı durdurmak için mekanı basıyorlar. İlk olarak 59'u görüyoruz. Yine 2018 yılındayız. Tony Stark Iron Man sayı 2. Bu zırha dair çok detay yok. Standart Iron Man saldırı ve savunma sistemleri bulunuyor. Motherboard isimli yapay zekaya bağlı. 2 sayı sonra Tony Stark Iron Man sayı 4'te 60'la tanışıyoruz. Armor 60 da bir motosiklet ama daha küçük bir Vespa. Wasp'la dolanırken üstlerinin saldırı altında olduğunu öğreniyorlar. Anlıyoruz ki Braintronics'in ekipleri orayı basmış. O anda Vespa'nın aslında Armor 60 olduğunu anlıyoruz. Armor 60 da standart Iron Man zırhı özelliklerini taşıyor. Diğer motosiklet zırh olan 55'ten farklı olarak zırh haline geçtiği zaman tekerlerini geride bırakıyor. Yani zırha yapışık şekilde tekerler onunla gelmiyor. Tarihten bir sayfada 1982 yılına geldiğimizde Frank Miller Daredevil serisini yazıyor ve çiziyordu. Etkisini de göstermişti. Keyifli süper kahraman atmosferi yerini basık, ağır başlı bir suç dünyasına bırakmıştı. Ürettiği Daredevil hikayelerinde birçok çarpıcı an vardı ama bir sayfa geldi ki yürekleri dağladı, akıllara kazındı. Bullseye tarafından kendi silahıyla ağır yaralanan Elektra acı içinde kıvranıp dövüş alanından kaçıyor. Yakınlarında Daredevil'ın evi var. Ona ulaşmaya çalışırken Bullseye üzerine ceketi giyiyor, kasketini takıyor ve uzaktan Elektra'nın adım adım ölümünü sokak sokak izliyor. Daredevil'ın kollarında Elektra'nın ölmesi yeterince sarsıcı değilmiş gibi Bullseye o anları kalabalık arasında izliyor. Başka bir içerikte görüşmek üzere, hoşçakalın.